Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dün Giresun'daydık ve muhteşem bir Giresun vardı. Sayın Genel Başkanımıza gösterilen ilgi, partimize gösterilen ilgi, Giresun'daki isyan kayda değerdi. Özellikle fındık fiyatları, ilan edilen fiyatların çok altında gerçekleşen alımlar ve fındık üreticisinin dolayısıyla bütün Giresun'un, bütün ordunun sıkıntısı dün hem grup toplantımıza, hem esnaf ziyaretine, hem de genel başkanımızın yapmış olduğu bütün kapalı toplantılara yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kapalı tutulan meclisin aslında açık olması gerektiğini hep söyledi. Tercih ettik ve Erzurum'dan başlayan, ardından Edirne ile devam eden, Yalova ile, Niğde ile devam eden ve dün Giresun grup toplantımızla birlikte coşkunun ve toplum tarafından kabulün en üst noktaya ulaştığı çalışmalarımızı meclis tatilden çıkana, çalışmalarına başlayana kadar devam ettireceğiz. Tabii 3-4 tane daha grup toplantısı yapabileceğiz ama Türkiye'deki tüm şehirlerden ve o şehirlerde hem meclisten beklentisi olanlardan hem de bıçağın kemiğe dayandığı tüm toplum kesimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını burada da yapsın. Genel Başkan gelip bizim sorunlarımıza da değinsin diye talepler var. Tabii bu taleplerin tamamını karşılamak mümkün değil ama meclis açıldıktan sonra da bu kürsülerden bütün bu sıkıntıları, bütün talepleri ve çözüm önerilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Meclis kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği, yapacağız dediği, müjde verdiği ama yapamadığı çok sayıda iş birikiyor. Bu tabii meclis iradesine bir saygısızlık. AK Parti grubunu kurşun askerlerden görmek, kendilerine destek veren MHP grubunun kendisinin ne istediği, vatandaşa ne söz verdiği değil, sarayın ne karar verdiği yönünde oy kullanacağını öngörmek, tabii ki onlar açısından, o milletvekillerinin durumları açısından çok üzücü ama bir gerçeği teyit etmesi açısından ve meclisin Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP gruplarının tamamen sarayın emrine sokulmuş olmasının altını çizmesi açısından da tarihsel bir öneme sahip, bu meclisi kendi gündemine hakim olan, vatandaşın sorunlarını dinleyen, denge görevini yerine getiren, denetleme görevini yerine getiren ve bunu kimseden çekinmeden yapabilecek bir hale kavuşturmak için bir seçime ve ardından da güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili geçiş döneminin hızla yaşanmasına ihtiyaç olduğu açık. Fındık üreticisinin sorunu gibi benim seçim bölgem olan ama Manisa dışında Türkiye'de ondan fazla ili çok yakından ilgilendiren bir sorun var. Recep Tayyip Erdoğan Manisa'ya geldi, üzümün başkenti olduğu için. Manisa'da üzüm fiyatı açıkladı. Bu fiyatı açıklarken de hem ittifak ortakları MHP'nin Alaşehir'deki son belediye başkan adayına sordu, hem kendi partisinin milletvekillerine sordu. Bakalım fiyatımızı Manisalılar beğenecek mi dedi. Hepsi birden beğenecek dediler. Hepsi birden beğenirler dediler. Ve Recep Tayyip Erdoğan 27 liralık bir fiyat açıkladı. Oysa Sayın Genel Başkanımız Manisa'daki talebi, Manisalılar ne istiyor diye grup toplantısında bana sorduğunda ben üzümün maliyetinin 25 lira olduğunu, bunu da Manisa'daki bütün Ziraat Odası başkanlarının, içinde MHP'lisi var, AK Partilisi var, CHP'lisi var, İYİ Partilisi var, onların ayrı ayrı çalışmalarla belirlediğini Sayın Genel Başkanımıza önceden bildirmiştim ve ne isteniyor Manisa'da deyince 2 dolar karşılığı Türk lirası demiştik. O gün 35 liraydı. Recep Tayyip Erdoğan gelip 9 numara üzüme 27 lira vereceğiz, taban fiyatımız bu olacak dedi. Maalesef bu açıklama öyle bir piyasayı allak bullak etti ki şu anda Manisa'da 19 liradan 20 liradan üzüm satılıyor maalesef. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği toprak mahsulleri ofisi, yani 9 numara üzümü 27 liradan alacak toprak mahsulleri ofisi iki büyük kötülük yaptı çiftçiye.
Birincisi şu. 9 numara üzüm ama geçen sene olduğu gibi, daha önce dikkat çektiğimiz gibi, en iyi üzüme 8 numara veriyorlar. 9 numara verdikleri yok. Gerçek 9 numara üzümlere 7,5 lira, 7,5 numara veriyorlar. 7 veriyorlar. Çok zor 8 veriyorlar ve fiyat 8 numara üzüm için 24,5 liraya fiilen ama geneli için 22,5 liraya denk geliyor. Keşke eldeki bütün üzümü alıyor olsalar. Ama dönüm başına 380 kilo alacağız dedikleri için çiftçiyi, yani 500-550 kilo üzüm üreten dönümünde çiftçiyi tüccarın kucağına doğru itiyorlar. Ve orada fiyat 19 lira 20 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi internetten geçen hafta uzun süre kapasitemiz doldu dedi, randevu vermedi. Dünya kadar şikayetin üzerine yeniden açıldı ve günler sonrasına randevular veriyorlar ve bütün üzümü almadıkları için serbest piyasada üzümün fiyatı 19 lira 20 lira 21 lira olarak gerçekleşmiş durumda. Ve bu işin Cumhur İttifakı ve MHP boyutu da var. Çünkü o gün Recep Tayyip Erdoğan döndü ve aslında üzüm üreticisi değil, üzüm ihracatçısı olan birisine, Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK üyesi şimdi olan, son seçimlerde Alaşehir Belediye Başkanı olan Ali Uçak'a sordu. Kaç liradan üzüm alıyorsun? Dedi ki o 6 liradan yaş üzüm alırım. İşte 4-4,5 kiloya çıkar. Orada 27 lirayı iyi bir fiyat olarak hesaplamışlardı. Bugün bütün Alaşehir biliyor, bütün Salihli, bütün Sarıgöl, bütün Manisa biliyor. O işletme 4 liradan üzüm alıyor. Yani 4 liradan üzüm aldıkları için kuru üzümün zaten doğal olarak piyasadaki fiyatı 17 lira, 18 lira olarak oluyor. Bugün kuru üzüm 19 liradan, yaş üzüm dedikleri gibi 6 liradan değil 4 liradan alınıyor. Ve Alaşehirli üzüm üreticisi dostunu da gördü. Yani 2 dolar diyen CHP'yi gördü. Düşmanını da gördü. MHP'yi, onun MYK üyesini, AK Parti'nin milletvekillerini de gördü. Bugün gelinen fiyatın tek sorumlusu bunlardır. Ama bunlar sadece vatandaşı perişan etmediler, kendilerini zengin ettiler. Bu fiyatlardan üzüm alıp ihracat yapıyorlar ve geçtiğimiz hafta bu eleştiriler yoğunlaşınca sosyal medyadan kendilerini savundular. MHP'nin bütün Alaşehirliler diyor ki, ya Ali Uçak'ın paylaşımının altına Aslan Başkan, Kaplan Başkan yazıyorlar da bunlar Alaşehirli değil, Sarıgöllü değil. Bir miktar çalışanını zorlamış. Onun dışında MHP'nin, hani MHP Ülke Ocakları Başkanı bir paylaşım yapınca kısa sürede 1000 retweet oluyor. Ama altına bakıyorsunuz, bütün illerin, ilçelerin MHP örgütleri, Ülke Ocakları, bir de sıfır takipçili abuk subuk bir sürü fotoğrafsız isim. Yani sarayın troll ordularından sonra şimdi MHP'nin troll orduları var. Bakıyorsunuz Ülke Ocakları Başkanı'nın bir sene önceki açıklamasını beğenmiş, bir de dünkü açıklamasını beğenmiş. O hesaplardan Manisa'daki üzüm piyasasına da müdahale etmeye çalışıyorlar. O hesaplardan Ali Uçak'ı beğeniyorlar. Ali Uçak açıklama yapmış. Biz ona şunu sormuştuk. Bak, senin seçim kampanyana destek verenlere bak demiştik. Alaaddin Çakıcı orada dedik. Mehmet Ağar orada dedik. Suç İşleri Bakanımız orada dedik. Korkut Eken orada dedik. Bu arkadaşların ortak isimleri nerede geçiyor dedik. Bütün herkes anladı. Ayrıca bir de Sezgin Baran Korkmaz orada dedik. Geçen hafta açıklama yapmış. Birisi diyor terörle mücadele kahramanı. Terörle mücadele yaptığı işlere değil ki, sonradan çevirdiği işlere laf ediyor millet. Bir tanesi diyor çok değerli İçişleri Bakanımız. Onun kimlerle fotoğrafı olduğu ortada. Mehmet Ağar'ın hangi pozisyonlarda olduğu ortada. Alaaddin Çakıcı'nın da hapisteyken nasıl aftan yararlanıp çıktığı, ne işlerle meşgul olduğu ortada. Bunları söylemiş, hepsi süper adamlar diyor. Esas Sezgin Baran Korkmaz var, kampanyanın finansörü. Oğlunun sünnet töreninin kirvesi diyor ki, çocuğun ismini söylemiyorum, küçük uçağın kirvesi olmak beni çok mutlu etti.
Ali Uçak merhametli, çok yürekli, kendisi Alaşehir için bir şanstır. Seçim kampanyanda geldi, destek verdi. Kampanyanda ödüller verdi. Ali Uçak'ın ismini, Ali Uçak dönüp dolaşıyorsun da MHP, MYK üyesi sıfatıyla, son belediye başkan adayı sıfatıyla Sezgin Baran Korkmaz'ı niye anmıyorsun? Gitti İsviçre'de 6 yıl, 7 yıl cezayı yedi. Türkiye bize iade edin, yargılayacağız dedi. Amerika bize verin dedi. Amerika'ya verdiler. Şimdi vergide sahtecilik, vergi kaçakçılığı suçlarından yargılanıyor. Türkiye'de dünya kadar rüşvet işine karışmış, bulaşmış. Onları anıyorsun da Sezgin Baran Korkmaz'ı niye anmıyorsun? Baş finansörün. Ve işte o çetenin Türkiye'yi getirdiği, Manisa'mızı getirdiği nokta budur. Denizli'nin, İzmir'in, Muğla'nın, Kilis'in, Gaziantep'in üzüm üreticilerine yaptıkları bunlardır. Uşak'ın üreticilerine yaptıkları bunlardır. Bunların hepsini birden görmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı suç örgütleriyle temasta, Türkiye'nin başını da büyük belalara sokan ve Süleymanoğlu kaç deyince kaçan, Türkiye'yi özel olarak bir gün önce çağırıp terk ettikleri, şimdi Türkiye'nin yargılamak için istediği ama artık elinden kaçırdığı birisiyle haşne fişne olan, onun sponsorluğunda Alaşehir Belediyesi'ne talip olmuş birine soruyor üzümcünün geleceğini. Kaçtan alıyorsun? 6 lira. Aslında 4'ten alıyor bugün. Kaç kilodan çıkıyor kuru üzüm? 4-4,5. Benim fiyatı iyi olur mu? İyi olur diyor. Recep Tayyip Erdoğan üzüm fiyatı verirken Sezgin Baran Korkmaz'ın ahbabı Ali Uçak'a soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal de Özgür Özel'e soruyor kaç verelim diye. Özgür Özel, ziraat odalarının maliyeti 25, 35 lira olursa para kazanırlar, borçlarını öderler diyor. Recep Tayyip Erdoğan üzümcünün düşmanına, Bay Kemal üzümcünün dostuna soruyor. Bunu Türkiye'deki bütün iş ve işlemlerde aynı şekilde görmek mümkün. Bunun altını çizmek lazım. Bir başka husus, bir başka rezalet. Gider ayak paçalarından pislik akıyor. Paçalarından akıyor. Aile Bakanlığı bir genelge yayınladı. Dağıtım yerleri malum. Diyor ki 2022 yılından başlayarak ulusal ziyaret programımız var. Yardım yapılan, sosyal yardım yapılan bütün evlere tek tek gireceksiniz. O evlerde şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Cumhurbaşkanımızın imzalı mektubunu sunacaksınız. Cumhurbaşkanının imzalı mektubu sosyal yardım yapılan ailelere. Bu eleştirilince biz bu ziyareti her sene yapıyorduk diyor. Cumhurbaşkanı mektubunda bu uygulamayı bu sene ilk kez başlattık diyor. Yani bakanı yalanlıyor. Bakanlık da kendi yazısında zaten bakanı yalanlıyor. 2022 yılından başlatılarak yapılacak bu uygulama diyor. Yani 2023'ü beklemeyin. Bu sene ayrı ziyaret, 2023'te ayrı ziyaret diyor. Ve Cumhurbaşkanımızın mektubunu verin diyor. Mektup 2002'den beri yaptıklarını falan anlatıyor. AKP propagandası. Düşünün, bir ülkede yoksullar var. 2002'de daha azmış. 3 milyon aileye yardım yapıyorlarmış. Şimdi 5.9 milyon aileye çıkmış bu. Yani yoksulluğu yok etmek değil, yönetmekle ve yardım alan aile sayısını iki katına çıkarmakla övünen bir tuhaf hükümet. Biz size 2002'den beri şunları yaptık, bunları yaptık. Bir oyu bize verin dememiş Recep Tayyip Erdoğan. Bir partinin genel başkanının 2023 propaganda mektubunu Aile Bakanlığı'nın 81 ildeki 975 ilçedeki temsilcilerinin teker teker yoksul ailelere gidip propaganda yapacakları bir sürecin içindeyiz. Allah hiçbir siyasetçiyi bu hale, bu duruma düşürmesin. Bunlara tenezzül eder hale düşürmesin. Buna ne Erbakan tenezzül etti, ne Süleyman Demirel, ne Bülent Ecevit tenezzül etmişti, ne Turgut Özal. Geçmişte
Buna tenezzül eden bir tek siyasetçi yok. Bülent Ecevit birinci parti olarak geldiği meclisten baraj altı kalarak ayrıldı ama buna tenezzül etmemişti. Turgut Özal tek başına gelmişti. Bütün göstergeler gidişini gösteriyordu. Buna tenezzül etmemişti. Süleyman Demirel de yapmadı bunu. Necmettin Erbakan da yapmadı bunu. Buna tenezzül eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun etrafındaki saray aklıdır. Sağ elin verdiğini sol el görmesin anlayışıyla yetiştirilmiş bizler bu ülkede sana verdiklerimi gör bak diye gözüne mektup sokan bir anlayış tarafından yönetiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde iktidarımızda bir yıl içinde aile destekleri paketi hayata geçip geliri olmayan ailelerin gelirleri bir asgari ücrete tamamlanacak. Hiç yoksa bir asgari ücret ne kadar eksikse o kadar tamamlanacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Devletin görevlileri propaganda için kapı kapı gezmeyecekler. Hiçbir devlet memuru bu kanunsuz emri uygulamaya da zorlanmayacak. Memleketin neresini geçsek sorunlar aktarılıyor. Çok ortak sorunlar var. En az 40 ilden gelmişti bu talep. Ama dün en son Giresun'da arıcılar geldiler. Dolandırıldık. AK Parti eliyle dolandırıldık dediler. Tarım, hayvancılık ve arıcılık platformu diye bir platform var. Arıcılara ucuz şeker taahhüdüyle Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar 40'ın üstünde ilden başvuru geldi. Her gün artıyor. Sene başından itibaren para toplamışlar. Bunu bütün Türkiye'de yapmışlar. 81 ilde yapmışlar. Genel başkanları Mustafa Sarıoğlu, onursal genel başkanları AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz. Diyorlar ki şeker fiyatları çok arttı. Siz bize parayı verin. Biz Cumhurbaşkanımızın yardımıyla gerekli görüşmeleri yaparak ki yapıyorlar da sonra size ucuz şeker alacağız. Arıcıların ihtiyaç duyduğu şeker bu enflasyondan etkilenmeyecek. Arıcılar bu krizden çıkışın yolunu Metin Yavuz'a güvenerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekilinin işin içinde olduğunu görerek işin içine giriyorlar. Şu anda durum bu. Şurada. Şeker nerede? Şeker yok. Para nerede? Para yok. Para mı ver? Para yok. Şekeri mi ver? Şeker yok. Arıcılar pahalı şeker almamak için yatırdıkları paralarından doldular ve şimdi arılarına şeker alamıyorlar ve Metin Yavuz, AK Parti milletvekili Metin Yavuz benim bu konularla hiç ilgim yok demeye başlamış. Ama sosyal medya hesabı öyle söylemiyor. Metin Yavuz sosyal medya hesabında TAHAP Genel Başkanı ile birlikte bu amaçla Tarım Orman Bakan Yardımcısını ziyaret etmiş, koymuş. Yine Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile birlikte son çalışmaları baş başa değerlendirmiş. İkisinin fotoğrafı var. Birlikte Türkiye Tarım Hayvancılık Federasyonu istişare toplantısına katılmışlar. Yanlarında İzmir Milletvekili Cemal Bekle de varmış. Onun ismini de anan İzmirli arıcılar var. Yine birlikte Tarım Hayvancılık Bakanı'nı ziyaret etmişler. Şanlıurfa Valisi'ni ziyaret etmişler. Devam ediyor ziyaretleri. Birlikte Rabbim muvaffak etsin diyor. Çalışmalarımızda sona geldik diyor. Ve arıcılarla bir araya gelmişler. Rize İl Başkanı Ali Döne ve Genel Başkan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte gitmişler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısını makamında ziyaret etmişler ve destek istemişler. Ve şaşılmayacağı gibi bütün dolandırıcılara güven vermek isteyen dolandırıcıların verdiği gibi Süleyman Soylu'ya gidip destek istemişler. Suç İşleri Bakanımız bu karenin de içinde var. Ve şimdi Metin Yavuz diyor ki benim bu işlerle ilgim yok.
TAHAP paraları toplamış, arıcıların şekerini vermiyor. Giresunlu arıcılar dün isyandaydı. Bize 40'ın üstünde ilden geldi. 81 ilde bunlar para toplamışlar ve bu paraları ödememişler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerinden, sözcüsünden, grup başkan vekillerinden bu konuya bir açıklık getirmelerini, bu paralar ne zaman ödenecek, bu şekerler ne zaman verilecek, bunu bir kez daha altını çizerek talep ediyoruz. Giresunlu arıcıların, Türkiye'deki arıcıların bu ortak sorununu bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Bir başka meselemiz promosyonlar. Burada en mağdur gruptan bahsedelim. Bu Diyanet İşleri personeli. En mağdur grup. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan personel, imam, müezzin, hatip, bütün görevliler, camilerdeki görevlilerle ilgili diyor ki siz maaşınızı bankadan alamazsınız. Neden? Orada faiz var, haram. Nereden alacağız maaşımızı? Siz maaşınızı faiz karı elde etmeyen kuruluşlardan alacaksınız. Siz paranızı gideceksiniz. Faiz geliri elde etmediği için helal kazanç elde eden İslami yatırım kuruluşlarından alacaksınız. Ona göre faaliyet gösteren yerlerden alacaksınız. Ve gidiyorlar, maaşları bu kuruluşlardan alıyorlar. Bu kuruluşlarda diyor ki biz size promosyon veremeyiz. Bütün devlet memurları, bütün emekliler promosyon alıyor ama Diyanet İşleri personeli almıyor. Faizsiz finans kuruluşlarından alacak diye. Şimdi bu faizsiz finans kuruluşları piyasada faiz kaç paraysa o kadar kar hesaplayıp faiz vermiyorlar, kar payı veriyorlar mudilerine. Ama Diyanet İşleri personeline gelince bizde faiz yok, promosyon yok diyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı esas ilgilenmesi gereken işlerle ilgilenmek yerine her işle ilgileniyor. Dönüp de demiyor ki bu faizsiz finans kuruluşlarına, kardeşim siz hiçbir işte bankalardan geri kalmıyorsunuz. Faizde aynı oranı tutturuyorsunuz. Kredide aşağı yukarı aynı orandan veriyorsunuz. Bu insanların parasını alıp da nasıl kendiniz işletiyorsunuz? Bunlara promosyon verme, promosyon kadar kar payı ver. Yok, bunu yapan yok. O zaman izin ver kardeşim, isteyen bu kuruluşlara versin, isteyen bankalara gitsin. Bunu da yapmıyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İkinci bir mağduriyet, emekliler promosyonlarını, maaşlarını eğer devlet bankalarından alıyorlarsa çok küçük promosyonlar var. Ama bugün özel bankalar emeklilere 7500-8000 lira gibi paralar teklif ediyorlar. Gidiyor emekli Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, sen de ver, biz veremeyiz. Ver maaşımı götüreceğim, götüremezsin. Neden? Sen bizden kredi kullandın. Kredi kullanım sırasında atılan imzalardan dolayı çok uzun süreliğine emekliler kamu bankalarına zorlanıyor. Kamu bankaları da bunu fırsat bilip emeklilere çok düşük promosyon veriyor. Bu konuda ciddi bir itiraz var. Bu konuda çalışma yapılması lazım. Meclis açılınca bunu meclisin gündemine getireceğiz. Ama şunu herkes görsün ki devlet bankaları bir şekilde biz seni kıstırdık, kapanı aldık diyerek verebilecekleri promosyonun çok azını veriyorlar ve bu konuda bir düzenleme yapılmazsa çok sayıda emeklimiz mağdur durumda. Bir başka mağduriyette Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği bakanlığa bağlı olarak polis teşkilatımızın mağduriyeti. 330 bin kişi bu yıl anlaşma yapmışlar, 5 yıllık imza atmışlar. Yani imzayı atan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlüğü. 5 yıllık imza atmışlar ve ayda 300 liraya evet demişler. Polis buna isyan ediyor. Diyor ki 300 bin, 330 bin kişi değil, 3 bin kişiyi çalıştıranlar bunun 5 katı promosyon alıyor diyor. Nasıl böyle bir iş olur diyor. Bu nasıl anlaşma diyor. Ve bu konuyu
yakından takip eden milletvekilimiz, İzmir milletvekilimiz Murat Bakan bu konuyu her gün dile getirdi. Çok haklı bir şekilde dile getirdi. Polis sendikalarının, polislerin kuruluşlarının, sosyal medyada örgütlü polis yapılanmalarının hepsinin de desteğini aldı. Esas mesele de şu. Şimdi emekli özel bankaya gidebilirse, ki şeyde özel bankayla anlaşmış Emniyet Genel Müdürlüğü de, 7500 lira ile 8500 lira arasında promosyon oluyor nakit olarak. Örneğin öğretmenler için bu da yeterli değil ama 3 yıllık imza atmışlar 20 bin lira. Yani yıllık 7 bin küsür lira. Polise yıllık 3600 lira, o da taksit taksit. Peşin değil. Her ay 300 lira. Ve 5 yıllığına bağlamışlar. Bunu söyleyen Murat Bakan hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü dün utanmadan kapı gibi açıklama yaptı. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bizim açımızdan Murat Bakan'a yapılan bu suç duyurusu onun için takdirname niteliğindedir. Normalde alması gerekenin yarısını, peşin alması gerekeni taksit taksit verdiğiniz için isyan eden, kendisi de bir astsubay çocuğu olan, astsubayları, uzman çavuşları, polislerin dertleriyle ilk günden beri ilgilenen arkadaşımız hakkında utanmadan, sıkılmadan suç duyurusu. Bir suç varsa teşkilatının hakkını, hukukunu savunmayan siz işliyorsunuz kardeşim. Bu suçu siz işliyorsunuz. Murat Bakan bunu ortaya çıkarıyor, suç duyurusunda bulunuyorlar. Bütün milletvekillerimize hepimiz olduğu gibi vız gelir tırıs gider. Sayenizde bu konuda yapılan çalışma bütün Türkiye tarafından duyuldu. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Yine tabii devleti hukuk dışına çıkarak yönetmeye alışmış Süleyman Soylu'nun, ki bunu muhtarlara bile söylemişti. Yıkın evi, karar arkasından gelsin metruk gecekonduları falan demişti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan. Onun başına gelenleri kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Çankaya Belediyesi çalışanı Candan'ı belediyedeki işine gitmediği gerekçesiyle memuriyetten atmış. Candan'ı şikayet eden kişi Togo Kulelerinin sahibi. Çünkü Candan, onun başkanlığındaki Mimarlar Odası başvuru yapmıştı ve o başvuru sayesinde Togo Kulelerindeki mesele ortaya çıkmış ve yargı kararıyla gerçekler ortaya çıkmıştı, haksızlık ortaya çıkmıştı. Togo Kulelerinin sahibi Sayın Candan'ı şikayet etmiş. Bu şikayet üzerine Çankaya Belediyesi bir soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucunda hakkında işlem yapmaya gerek görmemiş. Çünkü öyle işe gelmeme falan filan gibi bir tespiti olmamış. Gerek görmemiş buna. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı müfettiş yollamış, müfettişler soruşturma izni talep etmiş, bakanlık vermiş, kişi Danıştay'a başvurmuş. Danıştay demiş ki soruşturmaya gerek yok kardeşim. Kurumu incelemiş, yapmış. Siz ne oluyorsunuz, bakanlık olarak gidiyorsunuz? Bunu iptal etmiş. Buna rağmen, Danıştay kararına rağmen İçişleri Bakanlığı yargı kararını içe sayıp kendi personeli olmayan bir memur hakkında bu kararı vermiş. Bu ilk vukuatları değil. Biliyorsunuz KYK'yla atılmış olan ama OHAL komisyonu tarafından iade edilen personeli göreve başlatmıyor İçişleri Bakanlığı. Kurumdan herhangi bir gerekçeyle atılmış ve yargı kararıyla göreve iade kararı alınmışları da göreve başlatmıyorlar. Bu konuda ombudsmana yapılan başvurular İçişleri Bakanlığı aleyhine sonuçlanıyor. Bakın ombudsman, biz akbudsman diyoruz. Önceki Adalet Bakanı'nın kayınpederi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'la çok yakın ilişkileri olan birisini ombudsman atadılar. İtirazlarımızı söyledik. Bu ombudsman bile İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu işlemlerin hukuka uygun olmadığını, mahkeme kararlarının uygulanmamasını eleştirmiş. Ama bu İçişleri Bakanı
Çankaya Belediyesi'nin kendi personelini, belediye araştırdım böyle bir şey yok, mimarlar odasındaki görevi gereği belli günler elbette izinli sayılacak, kanunda yeri var, çalışmasını yapmış ama İçişleri Bakanı Danıştay'ın da aksi kararına rağmen Sayın Tezcan Karakuş'u memuriyetten atmış. Böyle bir hukuksuz dönemi yaşıyoruz. Bir diğeri bitmek bilmiyor tabii. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuksuzluklarına, rezaletlerine yetişmek mümkün değil. Fethiye Festival iptali. Fethiye'de 7-11 Eylül tarihleri arasında Çağdaş Fest yapılacak. Daha önce 14 festival iptal eden Eskişehir Anadolu Fest'ten başlıyor. Niyazi Koyuncu Pendik Konseri, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali diye en son Milyon Fest'e kadar bütün 14 tane festivali iptal etmişlerdi. Müdafaa-i İslam Hareketi, bundan onlar övünüyor, biz iptal ettirdik diyorlar. En son Fethiye'deki Çağdaş Fest iptal edildi. Önümüzdeki seçimde oy kullanacak bütün gençlere söylüyoruz. Kimi bunu seviyordur, kimi bunu dinler, kimi hiçbirini sevmez. Ama bütün genç kardeşlerimiz düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, sanatın hep yanındalar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Müdafaa-i İslam Hareketi diye bir hareket yönlendiriyor. Bu festivalleri iptal ettirip sonra da karşısına geçip göbek atıyorlar. Sizlerle dalga geçiyorlar. Eskişehir'de, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Karadeniz'de, Türkiye'nin Gökçeada'da, Ankara'da, Muş'ta, Diyarbakır'da iptal edilen bu festivallere gidemeyen bütün genç kardeşlerim bilsin ki 20 yıl önce AK Parti geldiğinde bir tane festival iptal edilmiyordu. 20 yıl AK Parti'nin geldiği Türkiye'de 20 yıl önce yapılan bu festivallerin hepsi rahat rahat yapılıyordu. 20 yıl sonra 10 katına çıkması lazımken düşünün dünyada ne kadar gelişti her şey ve Türkiye'de gençlere festival yaptırmayan ve onlara iftira eden bir anlayış var. AK Partili de olsa, MHP'li de olsa, anneannelerin, babaannelerin, dedelerin biricik torunlarına, annelerin, babaların gözü gibi baktıkları çocuklara bu festivallere gittikleri için namussuzluk yapıyorlar diyenler, ahlaksızlık yapıyor diyen Müdafaa-i İslam Hareketi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki elini böyle bağlamıştır. Nereye çekerse oraya sürüklüyor. Bunlar böyle. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin Türkiye'yi getirdiği noktada gençler festival yapamamakta, iktidara yakın sanatçı değilsen konserlerin iptal edilmektedir. Bunları hem gençlere, hem ana babalarına, hem dedelerine, ninelerine şikayet ediyoruz. Artık bu işi çözerse sandıkta gençler ve onların büyükleri çözer. Bu işin ne yargı dinliyorlar, ne hukuk dinliyorlar, ne bizi dinliyorlar, ne kendi içlerindeki birkaç tane aklı selim adamın uyarılarını dinliyorlar. Şuurlarını kaybetmiş durumdalar. Bizim burada yapabileceğimiz başka bir şey yok bu konuda. Şimdi gelelim bir hatırlatmaya. Arşiv unutmaz köşemize. Orta vadeli program açıklandı. Biliyorsunuz Damat Albayrak orta vadeli programın adını değiştirmişti. Yeni ekonomi programı yapmıştı. Damat Albayrak gittikten sonra tekrar orta vadeli program adını aldı. Bu program 3 yılda bir açıklanıyor ve gelecekle ilgili hedefleri söylüyor. Bakın 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan Türkiye hazır hedef 2023 demiş. Ve şurada Türkiye'nin 2023 hedeflerini saymış. Neye dayandırarak? Orta vadeli programlarına dayandırarak ve kendi siyasi hedeflerine dayandırarak. Diyor ki, bir Türkiye hayal ediyorum, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş. Bir Türkiye hayal ediyorum, milli geliri 2 trilyon dolara ulaşmış. Bir Türkiye hayal ediyorum diyerek yazıyor. Biz onları şöyle yazdık arkadaşlar. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hayalleri
2011 seçim beyannamesinde söyledikleri. Satır satır, kelime kelime. Bu geçen gün açıkladıkları orta vadeli programda bu sene sonunda ne olacağına ilişkin kendi tahminleri. Bunlar da iyimser ama diyelim ki olacak, kabul edelim. Ve gerçekleşme oranları. Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında hedef 2023 sloganını ilk kez kullandığında milli gelir hedefi 2 trilyon dolarmış. Bu sene 867 milyar dolar olacak diye kendi tahmin ediyor. Fark 1.133. Hedefin %43'ü tutabilmiş. 100 olacak demiş, 43'te kalmış. 2 trilyon dolar demiş, 867 milyar dolar. Peki ya, hedefledi, büyüttü de, yani arkadaşlar ulaşamadı mı? Yo, 2011'de de 838 milyar dolarmış. Yani 2011'deki rakamdayız şu anda. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti az gitmiş, yüz gitmiş, dere tepe yol gitmiş. Bir de bakmış ki 2011'de 838 olan milli gelir şu anda 867. Bir arpa boyu yol gitmiş. 2 trilyon olacaktı, %43'ünde hedef. Başladıkları yerdeler. Kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak diyordu. Burada da söylüyor. Kişi başına hedef 25 bin dolar. Bugün 2023 gerçekleşecek diye umdukları 10 bin 71 dolar. Aradaki fark 14.929, 15 bin dolar. Hedefin %40'ında. O tarihte kaçmış? 11.282. 2011'de 11.282'den 25 bine gideceğim demiş. Geldiği yer 2011'in de gerisinde. 10 bin dolar. Bu da şu anda 8.99 bin de sene sonunda 10 bin dolar olacağını hesap ediyorlar. Geçen sene 9 bindi. Hedefin %40'ında. İşsizlik 2023 hedefi %5'miş. O gün %9'muş. Bugün %10.4. Tayyip'i üzmeyen istatistik grubunun hesabına göre. Gerçek işsizliğin %25 olduğunu Sağır Sultan biliyor, herkes biliyor. İhracat 500 milyar dolar olacak demiş. Övünüyorlar ya, çok iyi ihracatımız. Hedefin yarısında 265 milyar dolar. Hedefin yarısında ihracatı patlattık, şöyle uçurduk, böyle uçurduk, 500 milyar doların yarısında. İlk başta diyor diye bir hayalim var, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağım. O gün 18.ymişiz, hedef ilk 10'a girmek, 9. olmak, bugün 23.lüğe gerilemiş durumdayız. IMF'ye göre bu sene sonunda 23.yüz, şu an 22, bu sene sonunda 23. Ama öyle bir anlatıyor ki konuşmalarda, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Dediğinde 18'de 23'e gerilettiniz. 5 sıra geriye gittik. İlk 20'nin dışına düştük. Ve enflasyon o gün düşük ve tek haneli rakamlar olacak demiş. %9 ve aşağısı. Bugün gelinen noktada %80, yıl sonunda 65'e düşüreceğiz diyor. Oysa daha geçen gün Mart-Nisan'dan itibaren enflasyon düşecek, Ocak'tan itibaren düşüş seyrine girecek diyorlardı. 65 olacak demişler, duy da inanma. Tek rakamlı %8 hayal ediyordu. TÜİK'e göre 80, Ticaret Odası'na göre 100, ENAK'a göre %160 enflasyon var memlekette. %160 bile deyince sokaktaki vatandaş isyan ediyor. Karşı karşıya olduğumuz durum budur. İşte hedefler, işte gerçekler. Ve bu çöküşün en büyük kısmı tek adam rejimi dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın verin yetkiyi kardeşinize, dolar nasıl düşürülür? Ne diyorlardı? Bir dolar bir liraya eşitlenecek. Değil mi? Jöleli danışman öyle diyordu. Yiğit Bulut. Bir doların bir lira olması uzak değil diyordu. Bir doları 18 liraya getirdiler, 20 liradan da zor çevirdiler. Gelecek sene tahminleri için de 23 liralar falan konuşuluyor. Bunların tamamının düzelmesi için
tabii bir de şey var. Orta vadeli programın daha çok uzatmayalım diye onun tablosunu yapmadık. 2025 hedefleri var. 2025 hedefleri harika. Biz bu orta vadeli programa aslında bir küstah tarafı var ama mümkün diyoruz. Çünkü 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı olursa 2025 hedefleri de tutar, fazlası da tutar. Ama yönetmeyecekleri bir dönem için orta vadeli programı ilan edip yapamadıklarını bize ev ödevi olarak vermişler. Başımızla birlikte o orta vadeli programda ne taahhüt ediliyorsa onu ve daha iyisini yapmayı Cumhuriyet Halk Partisi taahhüt ediyor. Recep Tayyip Erdoğan hiç merak etmesin. 20 yılda tutan bir tane OVP'si yok. Bir tanesi tutacak 2025 hedefleri için, onunla biz iktidarda olduğumuz için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruları alabiliriz. O açıklamaları ilgili kanallarda değerlendiriyor çok kıymetli yorumcular. Benim bu açıklamalara bir değerlendirme yapmama ihtiyaç yok. Ama partinin tutumu açısından şunu söylemem gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve 3 Grup Başkan Vekili açıklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini 3 Grup Başkan Vekilimiz, Parti Sözcümüz ve Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da şunu söylemek isterim. Altılı Masa hem genel başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından Millet Masası son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren bir masadır. Millet Masası'nın tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya bir karar dayatması söz konusu değildir. Tartışmanın getirildiği süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi, yandaş medya ve bu konudaki yazan çizenler tarafından şuna dikkat etmek lazım. Halkların Demokratik Partisi'ne bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara beyler kendinize gelin demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin, ne Özgür Özel, ne o, ne bu. Millet alır, millet verir. Halk alır, halk verir. Bugün Halkların Demokratik Partisi'nin Emek ve Özgürlük İttifakı diye bir ittifak var. Bizden farklı bir ittifaktalar. Onların da bir seçim iddiaları var. Ve onların aldıkları oy ve alacakları oya göre yönetime gelme, yönetimde bulunma imkanları, iddiaları vardır. Buna karar verecek olan hiçbirimiz değiliz. Seçmenin kendisidir. Buradan bu meseleyi sanki Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren seçmeni ikinci sınıf seçmen, onlar oy veremezler, onlar oy verseler de bakan seçemezler, bakanları olamaz iddiasını dayatmak doğrudan Türkiye'nin iç huzuruna, iç barışına vurulmuş bir darbedir. Burada artık meseleyi bu noktalara getirmemek lazım. Yoksa Millet İttifakı diyor ki gündemimizde böyle bir şey yok. Emek ve Demokrasi İttifakı'nda bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin Grup Başkan Vekili de dün söyledi. Bizim böyle bir talebimiz yok dedi. Bizim Millet İttifakı'ndan bakanlık talep etme gibi talebimiz yok dedi. Mesele iki taraf tarafından da böyle söyleniyorken hep beraber bu işin üzerinde başka yerlere çekmek Türkiye'de bazı vatandaşlarımızı, bir partiye oy veren vatandaşlarımızı aşağılama sonucunu doğurur. Sonra nasıl gidip onlardan oy talep edeceksiniz merak ediyoruz. Biz CHP olarak HDP'ye oy veren seçmenlerden partimiz için oy talep edeceğiz.
Ama bunun birinci şartı o seçmene saygılı olmaktır. O seçmeni ikinci sınıf seçmen olarak görüp üzerlerinde böyle haksız şekilde bir nefret söylemiyle tepiniyor olmak bambaşka bir şey. Bu kararı seçim günü seçmen verecek, halk verecek, millet verecektir. Onun dışında kimsenin bir şey söylemeye lüksü yoktur. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır. Tabii partilerin mensuplarının bazı sorular üzerine kendi görüşlerini ifade etmeleri kadar normal bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi öyle milletvekillerine sen kişisel görüş açıklayamazsın diyemez. Ama bu arkadaşlarımızın görüşü partinin hatta ittifakın görüşüymüşçesine bir algı operasyonu yapmak bir tükenmişlik göstergesinden başka bir şey değildir. Ben kişisel görüşümü eğer bir televizyon programında kişisel görüşüm sorulursa açıklarım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak bir basın toplantısında kişisel görüş açıklama lüksüm yok. Şunu ifade ediyoruz. Millet masasının bir bileşeniyiz. Millet masasında oturan 6 parti birbirinin hukukuna titizlenmektedir. 6 lider birbirinin hukuku üzerinde son derece saygılıdır. Son derece uyum içinde giden görüşmeler vardır. Ve bunun sonunda son derece uyumlu ve Türkiye'yi saray rejiminden kurtaracak, torpilden kurtaracak, rüşvetten kurtaracak, kayırmacılıktan kurtaracak, insanları yoksulluktan kurtaracak yeni bir iktidar olacaktır. Bu iktidarı ortaya çıkarmak için hep birlikte azami gayret gösteriyoruz. Birbirimize de azami anlayış gösteriyoruz. Buyurun. Birincisi bir gece ansızın gelebiliriz'i nereden alıntılamış beyefendi? Kıbrıs Barış Harekatı'ndan olabilir mi? Onun öncesinden olabilir mi? Utanmadan sıkılmadan o kara olana Bülent Ecevit'e bir anlık fotoğraf deklanşörüne basılırken önünü iliklerken bir anlık görüntüsünden Amerika'nın dış güçlerinin önünde eğilen liderden dik duran lidere geldik diyerek propaganda malzemesi yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bu milletimize önce bir kez daha hatırlatalım. O bir gece ansızın gelebiliriz Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesindeki bir slogandır. Ve oradaki mezalime, oradaki katliama duyarsız kalınmamış, bütün diplomatik süreçler işletilmiş. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişleri Bakanı daha önceden anlaşılan şekilde müzakereler olumlu sonuç vermeyince telefonda Ayşe tatile çıkabilir demiş ve daha önce bir gece ansızın gelebiliriz diyenler o gece ansızın gitmişler ve Kıbrıs'a barışı götürmüşlerdir. Şimdi Bülent Ecevit'i her fırsatta aşağılayan, hakir gören, küçük düşürmeye çalışanların neye sığındıklarını, neye sarıldıklarını, milletin zihnindeki hangi duyguya oynadıklarını bir görelim. İkincisi, 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 20 yıldır Yunanistan sizin görevinizi doğru yapmamanız yüzünden silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırıyor. Özellikle son 10 yılda onlarca soru önergesini ya cevapsız bıraktınız, ya inkar ettiniz ya da kaçamak cevaplar verdiniz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bütün muhalefet partilerinin milletvekilleri size adalar silahlandırılıyor, ne yapacaksınız dedi. Dışişleri bakanlarınız geldiler mecliste çok sıkıştıklarında bu konulara girmeseniz iyi olur mu iyi olur demeyi tercih ettiler. 19 yıldır bu konuya duyarsız, bu konuyu görmeyen, eleştirileri durmayan AK Parti seçim senesi gelince bir gece ansızın gidebilirmiş. Siz bir gece
öyle ansızın falan değil, seçim sonuçlarına göre tıpış tıpış gideceksiniz. Ege'deki haklarımızı koruyan, Yunanistan'la ilişkileri doğru bir zemine oturtan, dünyada uluslararası kuruluşlarda, Yunanistan'ın ve bizim birlikte üyesi olduğumuz kuruluşlarda doğru diplomasi yürüten bir anlayış gelecek. Bu adalardaki silahlanma rezaleti, dostluğa yaraşmayan bu silahlanma rezaletine de bir son verilecek. Adalet ve Kalkınma Partisi adalarla ilgili şu kadar bir kaygısı varsa, şu kadar bir endişesi varsa, şu kadar bir iyi niyeti, hüsniyeti varsa söyleyecek söz bulamıyorum. Ama yok. Asla yok. Ama iç politika malzemesi yapabilmek için ona bir düşman lazım. Suriye'de operasyon yapacaktı. Rusya yapamazsın diyor. Amerika yapamazsın diyor. İran yapamazsın diyor. Bunlar efendim kendi uygun gördüğümüz zamanda yapacağız. 16 aydır savaş tamtamları, 16 aydır onu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi ne Rusya, ne Amerika, ne İran, ne bir başka yer döndüler, gittiler, adaları gördüler. Uyanın da balığa çıkalım Ege'de. 10 yıldır size bunu muhalefet milletvekilleri söylüyor ve siz bunu umursamıyorsunuz. Şimdi bunu iç politikaya malzeme yapabilecek, bir seçim malzemesi yapabilecek mesele olarak gördüğünüzü biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Yunanistan'la da bütün komşularla da barışı savunur, gerilimden yana değildir, diplomasiyi savunur. Ancak kötü diplomasi yüzünden kaybedilmiş mevziler ve uğradığımız haksızlıkların da diplomatik görüşmeler başta olmak üzere en iyi savunuculuğunu yapacak olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Geleneksel dış politikamızı terk etmiş olanlar Türkiye'yi, Türkiye'nin Ege'deki haklarını, menfaatlerini terk etmiş olanlar bugün kendi suçlarını kendilerine seçim malzemesi olacak bir yüksek milliyetçilik vurgusuna dönüştürüyorlar. Bunu vatandaşlarımız yurtmaz. Adaların silahlanması sizin sessiz kalmanız, uyarıları dinlememeniz yüzünden oldu. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.